Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan de tema değerlendirme sorularının cevaplarını vermeye çalışacağız. Dilerseniz şiirimizi okumayla başlayalım. Dünyayı verelim çocuklara. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Nazım Hikmet Ran'dan arkadaşlar şiiriydi. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü soruları şiire göre yanıtlayınız diyor. Yanıtlayalım. Şair dünyayı kimlere neden vermek istemektedir? Şair çocuklara vermek istemektedir. Çünkü çocukların saflıkları, masumlukları dünyadan kötülüğü yok edip barışı getireceklerine inanmaktadır. Yukarıdaki şiirde dünya nelere benzetilmiştir? Dünya kocaman bir elmaya benzetilmiştir. Dünya sıcacık bir ekmek somununa benzetilmiştir. Dünya allı pullu bir balona benzetilmiştir. Sizce çocuklar dünyaya arkadaşlığı nasıl öğretebilir? Onların saf, Çıkarsız, masum ve tamamen sevgiye dayalı olan arkadaşlıkları belki dünyadaki kalan herkesin doğru örnek olur ve herkes arkadaşlığı onlardan öğrenir. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler dizilerinden ne anlıyorsunuz açıklayınız. Üstünde yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz bu dünya bize ait değil. Bu dünya geleceğin büyükleri olan çocukların. Bu çocuklar ki bizim yıktığımız her şeyin yerinde daha güzelini yapacaklar. Onlar doğayı yok etmek yerine her yere ağaçlar dikerek dünyayı güzelleştirecekler demek istemiştir. Beşinci sorumuz aşağıda yer alan dörtlükte ses benzerliklerini bularak ilgili yerlere yazınız. Arkadaşlar sırasıyla E ve L, E ve L, A ve I, S ve A sesleri benzerdir. Aşağıdaki sözcükleri yapısı bakım, bakımından basit, türemiş, birleşik incelerek ilgili kutuları yazınız. Sevgili öğrencilerimiz basit, türemiş ve birleşik kelimeleri biz ayırdık. Tablomuzu e, bu şekilde defterinize aktarabilirsiniz. Yedinci sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir? Bu kitap herkesi etkileyecek niteliktedir. Özneldir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit kelimelerden oluş, oluşmuştur? Dünyayı çocuklara verelim basit kelimelerden oluşmuştur. Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az kişiye nasip oluyor ki. Yukarıdaki cümlede kaç tane türemiş kelime vardır? İki tane arkadaşlar türemiş kelime vardır. Bunlardan bir tanesi sevgi, diğerisi dostluktur. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.